Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün size Alex'in hikayesini anlatacağım. Daha doğrusu, bir zamanlar seri katil Alex olarak bilinen bir kedinin nasıl sade ve sadece Alex'e dönüştüğünün hikayesi. Geçtiğimiz yaz bahçemizde birkaç tane kedi doğum yaptı ve e, ilk gününden itibaren bebekleri izleme fırsatım oldu. Zaten geçtiğimiz yaz sıkça da evde kaldığım için, bütün günü de neredeyse bahçede geçirdiğim için benim için çok değişik bir tecrübeydi. Çünkü pandemi koşulları dışında işte burada olayım ya da İstanbul'da olayım ve bütün günü dışarıda geçiriyorsun, git gel yapıyorsun, bahçede olup biten şeyler gözden kaçıyor. Ama bu kadar çok her şeye şahit olunca ben de onlarla birlikte yaşadığımı fark ettim. Söylediğim gibi benim için çok değişik bir tecrübeydi ve e, annelerle birlikte ben de çocukları korumak, kollamak, işte aman şöyle mi oldu? Ay bir tane kedi evi koyayım da üstlerini açmasınlar. Ay battaniye mi sarsak, ne yapsak gibi böyle şeylere giriştim ve bu o zamanlar seri katil Alex dediğimiz kedi e, oldukça saldırgan ve o dönemde de bu yavru kedileri hedef aldı ve yani çok beklenmedik anlarda baskınlar yaptığı için kontrolümüz dışında da kaldığı için bunlara engel olamadık ve bir iki tanesi benim gözümün önünde oldu. İnanılmaz üzüldüm, sinirlendim, öfkelendim. İntikam planları yapmaya başladım içten içe o annenin çaresizliği o daha yeni doğmuş bebeğin boğulup atılması yani şöyle düşünüyorum hani şunu anlıyorum doğada bir denge var işte aslanlar da gidip ceylanı yiyorlar ama yiyorlar yani öldürüp atmıyorlar e tabii gözümün önünde yeseler orada da çok kötü olurum da yani hani niye bu patıyorsun derdin ne senin bir adam falan gibi böyle karşıma alıp Alex'i sarsmak istiyorum ama ne mümkün yani kovalarken bile bana saldırmaya çalışıyor zaten öyle bir tipi var ki bugün Instagram'da paylaştım öncesi sonrası fotoğraflarında bir iki tane e zaten kaş göz patlamış böyle kulaklar bıçaklanmış gibi her tarafından kanlar akıyor. yani kavgaların adamı, suç örgütü lideri gibi bir tip Alex. Neyse ben bunları birazcık zor geçirdim. Sonra neyse ki bu konuda birazcık araştırma yaptım. Bilenlere sordum. Meğersem bunu hormonları yönetiyormuş. Bu yüzden de yeni doğan erkek bebekleri hedef alıyormuş ki o erkek bebekleri daha bebekken ortadan kaldırırsa ileride Alex'in işte etkinlik alanına neyse sahiplendiği alana rakipler çıkmasın diye. Neyse böyle kendince bir soy soykırım yapıyor Alex. Tabii ki bilinçli değil, hormonlar yönetiyor falan filan. Ben buna hem çok kızıyorum hem bir yandan çok üzülüyorum. Diyorum ki yazık ya düştüğü duruma bak üstü başı da paramparça. Ama bir yandan da Elimde böyle artık ne bulursam bahçede bazen işte hortumla işte suyu açıp onunla kovalıyorum. Bazen bir süpürge bazen bir şey bazen hiçbir şey olmadan deli gibi böyle Alex'i gördüm mü kovalıyorum. Ee, bizim kedilere ya da sokaktaki diğer kedilere mama verirken Alex'i kovalıyorum. Gelip musallat olmasın onların yemeğini almasın falan diye biz böyle uzaktan uzağa Alex'le bayağı bir itiştik. Sonra bir sabah. Ee, ya bu arada bu, bu sabahı anlatmadan önce de e, şeyi söyleyeyim ben ciddi ciddi intikam planları yapmaya başladım. İntikam derken yani sadece intikam almak için değil de şey diye düşünüyorum yani ben 24 saat bütün böyle bebeklerin başını bekleyemem ama bu Alex diye bir gerçek de var adam seri katil yani ne yapacağız? Yani ne yapayım diyorum yok etsek nasıl yok ederiz ne yapabiliriz hala şey öldürmek falan demiyorum yok etsek yani bir şey olsa da yok olsa arabaya bindirip bir yere mi götürsem arabaya nasıl bindireceğim bindirip bir yere götürsem nereye götüreceğim yani sonra o da aklımda kalır yani ne yaptı ne etti yedi mi içti mi burada sonuçta sitede kendi ortamında takılıp gidiyor. E, bu arada bu planları kafamdan yapıyorum yapıyorum hatta bir iki böyle doktor arkadaşa falan da sordum yani böyle acısız e, böyle çok vahşice olmayan bir yolu var mıdır birini ortadan kaldırmanın gibi böyle tabii ki konuyu aktarmadan böyle sorunca tuhaf bakışlara sebep oldu bu sarılarım ama ne yapayım yani o an içimden çıkan şey bu ve arkada bir hesap dönüyor bende diyorum ki yani her sene bir sürü yavru kedi boğulup öleceğine bu gitsin yani. Tabii ki bu soruları sorarken yapamayacağımı da biliyordum o zamanlarda. Neyse gelelim şu önemli ve ünlü bir sabah hikayesine. Bir sabah ben limon ağacının altında karşıdaki yeşil alanda bütün e, sokaktaki kahvaltıya gelen kedileri beslerken Alex geldi duvarın üstünde durdu ve biz bakıştık. Normalde ben hemen koşarım kovalarım falan filan e, ve bakıştık. Gözlerinin içine baktım ve yani şu an nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama içime bir şey aktı. Ay şu an <laughs> duygulandım tekrar. Çünkü ya kendimi de çok kötü hissettim. Dedim ki ya bu bilinçli bile değil. işte hormonları var, bir şeyleri var. Ne yaptığını bilmiyor e, ve ben bir de bu yaptığı şeyin üstüne ona kötü davranıyorum. O kadar içimden sıcak bir şey aktı gitti ki Alex'e ve e, gittim torbadan böyle mama çıkardım onun olduğu yerde duvarın üstüne koydum ve bana böyle tatlı tatlı baktı mamayı yedi ve kuyruğumu sallamaya başladı. O gün dedim ki ben savaşmayacağım yok etmeye de çalışmayacağım ya ben Alex'le kanka olacağım ya ben Alex'le aramı düzelteceğim kendimi sevdireceğim onu seveceğim. Onun beni sevmesine izin vereceğim ve bakalım hikaye nereye gidecek. Derken şu an geldiğimiz noktada evet Alex hala diğerleriyle çok fazla anlaşamıyor. Çünkü geçmiş husumetler söz konusu. Yani onların da bir hafızası olduğu için bu konuda da müdahale edemiyorum ama eskiye göre bir kere çok daha iyileşmiş durumda. ...çok daha az kavgaya karışıyor... ...çok daha mutlu... ...ve geldiği zaman sabahları kimseye bulaşmıyor... ...kimseyle kavga etmiyor... ...benden mamasını alıp kendini sevdiriyor... ...ve benim şöyle de bir... ...planım var... ...bu ilişkiyi bu şekilde birazcık daha... ...sürdürüp kendime iyice alıştırdıktan sonra... ...Alex'i kısırlaştıracağım... ...aynen bahçedeki diğer kedilere yaptığım gibi... ...böylece... ...o hormonlarının kendini yıpratan etkisinden de... ...kurtulacak ve... ...aramıza daha da böyle tatlı bir alex olarak e, katılıp hayatına devam edecek. Ve bu süreç bu şekilde ilerlerken gelelim bu yaza, bu seneye ve bahçenin durumuna. E, Matte diye çok sevdiğim bir kedi var. Doğum yaptı, 5 tane yavrusu oldu. Her bir birbirinden tatlı, çok hareketli, çok yaramaz yavrular ama kısa süre sonra hepsi sırayla hastalanıp hatta anneleri madde de hastalandı ve sırayla öldüler. Ve o esnada ben çok böyle kötü hissettim kendimi. Çünkü onları çok iyi koruduğumu, beslediğimi... Anneye çok güzel, güvenli bir kedi evi verdim. İşte çok güzel besliyorum. Çok koruyoruz onları. Alex gibi bir tehlike de yok. Ama gel gelelim. Hepsi artık bulaşıcı bir hastalık kaptılar. Anne atlattı. Daha büyük ve bağışıklığı da kuvvetli diye. Ama bebekler sırasıyla öldü. Sonrasında... Bizim Şirret diye cüce bir kedimiz var. Şimdi aslında bu da ayrı bir hikaye de. Adı neden Şirret? O da bebekliğinden beri her türlü şeyirin içine kendini attığı için. Ah, başına gelmeyen şey kalmadı ama hiç ona yapılan bir şey yok. Her şey kendi kendine yaptı. Kuyruğu koptu, omurgası zarar gördüğü için gelişimi durdu, cüce kaldı. Bir kulağının ortası delindi, hala delik. Kulaklar büyüdükçe ortadaki delik de büyüyor, gökyüzü görünüyor oradan. Diğer kulak ortadan ikiye ayrıldı, burnu düştü, burnu şimdi yeniden çıkıyor falan filan. Neyse, ben onu da evcilleştirdim. Onunla da böyle bir ilişkiyi sağlama e, kararı verip sinsice yaklaşarak <laughs> onun güvenini ve sevgisini kazandım. Ben de şimdi onu çok seviyorum. E, ve... Normalde bu kadar cüce kalan tipler e, hamile kalamazmış ama şirret bir de gitti hamile kaldı. E, erken doğum yaptı, prematüre bebekleri oldu. O üç bebek de yaşamadılar, öldüler. E, bunlar da Alex'in evcil, sakin ve kimseye dokunmadığı bir dönemde gerçekleşti. Yani e, ben yok edeyim de bunu, buradan e, gitsin de. Şu yeni doğan bebekler rahat etsin diye düşünürken ve sonra Alex e, sakin ve evcil bir hale dönüşmüşken çok yakın bir zamanda 8 tane yavru bebek bizim bahçede kendi kendilerine öldü. Ve sonrasında şöyle Alex'le de otururken arada geliyor oturuyor yanımda kuyruk sallıyor böyle tuhaf sesler çıkarıyor kendince bir memnuniyet ifadesi. Ee, şöyle döndüm baktım dedim ki ya Alex ya eğer sen eski halinde olsaydın ve bu ölümler benim gözümün önünde olmasaydı ben kesin seni suçlardım. Birincisi bu. İkincisi sen şimdi bana diyeceksin ki Rasucum beni o kadar evcilleştirdin. Onu yaptım, bunu yaptım. Bunları korudun da ne oldu? Ölen yine öldü. Sen her şeyi kontrol edemezsin diyeceksin bana dedim da böyle kafa sallar gibi baktı ve sonra kendi kendime dedim ki madem öyle söylüyorsun Alex haklısın bazen her şeyi bırakmak lazım her şeyi derken belli bir noktadan sonra belki bırakmak yani tabii ki gözümün önünde e vuku bulan bir şey olursa müdahale edeceğim yani kendimi tutamayacağım noktalar var. Öyle ben her şeyi bıraktım, hiçbir şeye dokunmuyorum diyebileceğimi zannetmiyorum. Zaten onun çok sağlıklı bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Ama bu yaşadığım şey yani o kadar her şeyi böyle kafamda yöneteceğim, düzelteceğim, ona da el atacağım, bunu da yapacağım. Her şeyi projeye dönüştüren arkada bir uygulama çalışıyor sanırım benim <laughs> beynimin öbür tarafında. Onu projeye çeviriyor sonra tık 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 bütün aşamalarını yönetiyor. Ama burada gel gör ki evcil, tatlı, sevimli Alex'le otururken ben diyorum ki kendime... Tamam artık yani yapacak bir şey yok. Yapsan da oluyor, yapmasan da oluyor. O yüzden sanırım bundan sonra e, gerçi hepsini kısırlaştırdığım için sırada bir tek şirret kaldı. Onun da doğum sonrası e, kendini birazcık toparlaması için zamana ihtiyacı var. Onu bekliyoruz bir 10 günümüz daha var. Olur da bir kedi, bir köpek bir şey doğurursa böyle her şeyi kontrol edeceğim. Bütün yavruları yaşatacağım, her şeylerine bakacağım gibi bir... E, niyetim olacağını pek zannetmiyorum zannetmiyorum diyorum çünkü yaşayıp görmek lazım. Şu anda çok öyle hissetsem de daha bırakma tarafında olsam da başıma gelince nasıl olacağı konusunda pek bir fikrim yok ama genel olarak bakacak olursam Ben Alex'le olan ilişkimizi çok seviyorum. İyi ki bu tarafı seçmişim. İyi ki o sabah böyle bir göz göze gelmişiz. Artık ne paylaştıysak, ne alışveriş yaptıysak bilemiyorum. Şu an adını da koyamıyorum. Ve onda şunu gördüm. Yani evet yapısal olarak belki bu dünyaya birazcık daha haşin birazcık daha kavgacı bıçkın bir tip olarak gelmiş ama sonrasında da hiç sevgiyi görmemiş hiç ilişki görmemiş e, o da başka bir çeşidi olduğunu bilmediği için öyle devam etmiş ama bizim bu ilişkimiz başladıktan sonra bu iletişim bu sevgi bu mutluluk yaşadıktan sonra böyle bir mutluluğu e, artık başkalarıyla uğraşmak zorunda kalmadığını görüyorum. Yani tenezzül de etmiyor, ihtiyaç da duymuyor. Gelip mamasını yiyip bir kenarda oturup kuyruğunu sallaya sallaya etrafı izliyor. Ben de çok mutluyum bu tercihi yaptığım için de çok mutluyum. İç sesimi dinlediğim için de çok mutluyum. Ve yani bütün bunları yaptıktan sonra hiçbir şeyin aslında kontrolüm altında olmadığını bir kere daha gördüğüm için de yani mutluyum diyebilirim. İşte bir Alex ve sekiz cenazeyi bu şekilde anlatmak istedim. Ee, Alex'le hikaye nereye gider bilmiyorum. Değişik bir şeyler olursa da güncelleme yaparım diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.